ve geliyoruz gerund and ve gençler. Gerund ve infinitive'i birazdan anlatacağım sizlere. Gerund'la başlayacağım detaylı bir şekilde, tane tane anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Umarım bu saatten sonra gerund infinitive hakkında çok fazla bir sıkıntınız kalmayacaktır gençler. Sırayla açıklama açıklama gideceğim. Evet gençler, şimdi gerund'lara biz aslında fiilden türemiş isim diyebiliriz. Fiilden isim yapma oluyor ya Türkçede de aynı onun gibi düşünebilirsiniz gerund'ları. Genelde fiili -ing takısı bakın şurada görüyorsunuz. -ing takısı da dersiniz siz. -ing takısı getirerek fiile biz o fiili ne yapıyoruz? Fiilden artık isim yapmış oluyoruz. Normalde biz ne yapamıyorduk? Fiili özne ya da nesne yerine kullanamıyorduk. Ama bu sefer fiili ayıncı takısı getirerek isim yaptığımız için o fiili artık özne ya da nesne olarak da kullanabiliyoruz cümle içerisinde. Örneğin I don't like watching flash news. Flash haber izlemeyi sevmem diyor. Bakın burada izlemek fiili, watching fiili gördüğünüz gibi ayıncı takısı gelmiş. Ve ne olmuş artık? Fiil değil isimleşmiş arkadaşlar. Burada çünkü bir tane cümlede ne olur? İki tane fiil olmaz. Burada fiilimiz like fiili I don't like diyor sevmiyorum diyor fiilimiz sevmemek. Burada ne oluyor? Watching ise artık bir isim olmuş oluyor arkadaşlar. Playing tennis, tenis oynamak. Bakın play fiil ing takısı almış ve isimleşmiş. Tenis oynamak artık bir özne olmuş. Is a good exercise for all people. Tenis oynamak tüm insanlar için iyi bir egzersizdir diyor. Ne demiştik? Cümlenin öznesi olarak kullanılabilir. Cümlenin öznesi olarak kullanılıyorsa genelde ne olur o zaman? Cümlenin başında kullanılır arkadaşlar. Yani fiil cümlenin başında ing takısıyla gelmişse o bizim öznemiz olmuştur. Örneğin drinking too much coffee fastens your heartbeat çok fazla kahve içmek kalp atışını hızlandırır. Bakın burada asıl fiilimiz ne artık? Fasten arkadaşlar. Hızlanmak, hızlandırmak. E, öznemiz ne oluyor? Drinking too much coffee. Çok fazla kahve içmek. Drink fiili gördüğünüz gibi fiilmiş. ING takısı alınca ne olmuş? Gerund olmuş yani isimleşmiş. Watering the plants in the garden makes me feel relaxed. Bahçedeki bitkileri sulamak beni rahatlatır diyor. Bakın water normalde sulamaktır ring olmuş. ING takısı alınca bitkileri sulamak artık ne olmuş? Benim bir öznem olmuş gençler. Şimdi like, dislike, enjoy, love, hate, don't mind ve bunun gibi fiiller arkadaşlar sonrasında genelde gerund alırlar. Aklınızda olsun bakın bu tarz fiiller. Bir şeyi sevdiğimiz ya da sevmediğimizi belirttiğimiz fiillerden sonra genelde gerund geliyor gençler. Bakın people enjoy listening to music while they are doing something. İnsanlar bir şeyler yaparken müzik dinlemekten hoşlanırlar. Bakın burada hoşlanmak fiilimiz var. Enjoy var. Enjoy'dan sonra gördüğünüz gibi gerund gelmiş. Yani listen ayıncı takısı almış. I love bakın love fiilimiz var. Hemen arkasında I love drinking tea at breakfast. Kahvaltıda çay içmeyi severim diyor. Drink fiili yine ayıncı takısı almış. Bakın love'dan sonra enjoy'dan sonra I don't mind sleeping late. Don't Mind'dan sonra gördüğünüz gibi Sleep ING takısı almış. Gerint olmuş. Bunlardan sonra ne geliyormuş gençler? Gerint geliyormuş. Aklınızda olsun. Şimdi burada bir kelime grubu var gençler. Bunlar prepositions'lar. Prepositions edatlar da diyebiliriz biz buna. Bu prepositions'lardan sonra gelen fiil genelde gerent olur arkadaşlar. Yani zaten bunu bence bir nota alın. Hemen yazın da prepositions'lardan sonra gelen fiil her zaman Ceren't alır diye yazın yani her zaman olmasa bile 99 Ceren't alır o yüzden Siz Şu Apologize for approve of Be accustomed to Be afraid of Be crazy about Be fed up with Fond of In at about in onto on for of ya bu Fiillerle kullanılan bu prepositionlar arkadaşlar bunlardan sonra gelen Fiiller Yüzde %99 99.99 gerund alır. Yani fiile ing takısı gelir. Lütfen bunu not alın. Hatta şunun da ekran ismini alabilirsiniz arkadaşlar. Bu listenin güzel de olur. En azından ezberlemiş olursunuz. Kendisiyle birlikte sıklıkla bir edat preposition bulunan fiiller ya da sıfatlarla kullanılır. Az önce bahsettiğim gibi yani biraz önce gösterdiğim fiiller ne oluyormuş? Gerint alıyormuş gençler. John was interested in. Bakın burada neyim var? preposition var. Collecting stamps when he was a child. Bakın devamında ne gelmiş? Gerund gelmiş. All students are responsible for. Bakın for var. Responsible for. Birlikte kullanılır zaten. Preposition'dır. Devamında obey ing takısı almış. Ne olmuş? Gerund olmuş. She is very keen on. Gördüğünüz gibi keen on. Keen on yine preposition'dır. Onunla kullanılıyor. Dancing demiş. Dans etmeye meraklıymış, hevesliymiş. Ve bu durumda gördüğünüz gibi dance ne almış? Ayıncı takısı almış gençler. Bir de prepositionların yanında bazı fiiller var gençler. Bu fiillerden sonra da genellikle neyi kullanıyoruz biz? Gerund kullanıyoruz. Bu fiilleri gördüğünüzde direkt ne yapıyorsunuz? Gerund'ı yapıştırıyorsunuz. Tabi bu biraz ne oluyor? Genellemenin dışında kaldığı için zor olabiliyor. Çünkü ezbere bilmeniz lazım. Ama zamanla çok sık kullandıkça zaten oturuyor bu fiiller. Artık direkt ayırt edebiliyorsunuz cümlenin gelişinden. Ha bak burada gerund gelse sanki daha uygun olacakmış gibi oturtabiliyorsunuz. Yine de tabi bunları not alıp yazıp şöyle ara ara bakmanızda fayda olacaktır. Admit, appreciate, avoid, can't stand, confess, consider, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, fancy, finish, forgive, give up, imagine, involve, keep, mention, mind, miss, postpone, practice, quit, risk, suggest, understand. Bakın bunlardan sonra hep ne geliyormuş gençler? Gerund geliyormuş aklınızda olsun. Robert had to postpone traveling to Italy. Bakın postpone var ertelemek fiili. Bundan sonra ne gelmiş? Gerund gelmiş gördüğünüz gibi. You should avoid getting too close to the screen while you are watching TV. Avoid var arkadaşlar. Avoid ne olmuş bakın. Get fiili ing takısı almış. Gerent olmuş. My father had better quit smoking. Bakın burada quit fiilimiz var. Quitten sonra yine smoking ing takısı gelmiş gerund olmuş. The robbers admitted, admit fiilimiz var gördüğünüz gibi. Admit'ten sonra da yine gerund geliyordu. Robin gördüğünüz gibi. Rob ayıncı takısı almış. Şimdi gerundlara baktık. Ne dedik? Gerundlar ayıncı takısı alıyor. Ayıncı takısı alınca isimleşiyor. Fiilden isim oluyordu. Kullandığı yerler vardı. Hangi fiillerden sonra gerund kullanılır bunları görmüştük. Maalesef işte o fiilleri biraz ezberebilmemiz lazım. Artık prepositionlardan sonra gerund kullanıyorduk. Şimdi bir de infinitives. Infinitives nedir? Infinity'mizi nerelerde kullanacağız? Bir de buna bakalım gençler. Öncelikle yine gençler infinitiflerde fiilden türemiş isimdir. Yani genitler de öyleydi, infinitivler de öyle. Yalnız kullanımları, amaçları farklı oluyor. Genelde diyor fiillerin başına to getirilerek. Biz şimdi gerund'ı nasıl yapıyorduk? Fiilin sonuna ing takısı getiriyorduk. Bu sefer infinitiv yaparken o fiilin başına to getirerek başa to geliyor unutmayın. To getirerek infinitive yapıyoruz. I decided to study engineering at university demiş. Bakın ne olmuş? Study başına to gelerek isimleşmiş. Zaten çünkü asıl fiilimiz burada. Decide fiili. Üniversitede mühendislik okumaya karar verdim. Bakın okumaya karar verdim burada okumaktan okumaya olmuş yani fiilden isim olmuş. She wants to invite all her classmates to the party. Tüm arkadaşlarını partiye davet etmek istiyor. Burada invite fiilimiz var gördüğünüz gibi önüne ne gelmiş? to gelmiş arkadaşlar. Biz infinitive'leri niçin kullanıyoruz? Öncelikle en genel amacımız amaç bildirmek için kullanıyoruz. Yani bir şeyin amacını belirtmek için biz infinitif kullanıyoruz gençler. Örneğin he wants China to join an important business affair. O Çin'in önemli bir fuarına katılmasını istiyor diyor. Bakın burada to join var. Infinitimiz bu. Ne yapıyor bize? Bir şey için bir yere katılmak yani bir amaç veriyor bize. Linda studied all night to get a good mark from the exam. Linda sınavdan iyi bir not almak için tüm gece çalıştı bakın. İyi bir not almak için yani bize aslında çevirirken de için anlamını veriyor. Bunun için bunu yaptı, şunun için şu oldu vesaire diye. You need to live in England to improve your English. İngilizcenizi geliştirmek için İngiltere'de yaşamalısınız diyor bakın. Orada yaşamalısınız. Niçin? To improve. İngilizcenizi geliştirmek için. Gördüğünüz gibi size ne veriyor arkadaşlar? Bir amaç veriyor. Amaç varsa biz neyi kullanıyoruz? infinitivesleri kullanıyoruz. Şimdi tabi sadece gerundda şundan sonra şu gelir demiyoruz. Infinitivelerde de aynı gençler. Would like, would love, would prefer gibi yapılardan sonra biz neyi kullanacağız? Infinitivleri kullanacağız. Bu infinitivleri to infinitive derseniz daha iyi olur. I would like to have Fried chicken and rice please. Bakın I would like'dan sonra to have gelmiş. Yani to infinitive geliyor. She will prefer to stay at home. Bakın would prefer var. Hemen arkasında yine to stay geliyor. To ya da enough yapılarından sonra kullanılır. To çok fazla demek arkadaşlar. Enough ise yeterli demek. Bunlardan sonra da yine biz to infinitive kullanıyoruz. He is too young to drive a car. Araba sürmek için çok genç. Bakın zaten için fiilini veriyor bize değil mi? Yani amaç yine burada da veriyor. Artı e, burada to var. To olduğu için ben to infinitive kullanıyorum. She isn't willing enough. Bakın burada da enough var. Devamında to go shopping with us. bizim de alışverişe gitmek için yeterince istekli değil. Bakın yine bir amaç var değil mi? İçin var burada da. Yine enough'tan sonra to infinitive kullanıyorum. Tıpkı Gerund'da olduğu için bazı sıfatlardan sonra infinitive de kullanılır arkadaşlar. Bunlar neler? Be ashamed, be disappointed, be glad, be happy, be kind, be nice. Bu be'yi tabi cümle içerisinde bir olarak görmüyorsunuz. Emzar olarak görüyorsunuz. Be pleased, be proud, be reluctant, be sad, be sorry, be stupid, be surprised, be clever, be difficult. Bunlardan sonra bu sıfatlardan sonra to infinitive getiriyoruz. I am bakın be yok gördüğünüz gibi ayda olduğu için, I olduğu için am kullanılmış. I am proud to be the winner. I am proud bakın proud'dan sonra ne gelmiş? To be infinitive gelmiş gençler. Everybody was surprised. Surprise'dan sonra yine ne gelmiş? Surprise'dan sonra to see to infinitive gelmiş. It's sometimes difficult. Difficult'dan sonra yine to motivate gelmiş gençler. Unutmayın bunu da bakın. Difficult'dan sonra yine infinitive geliyormuş diyoruz. Sıfatların yanında bir de bazı fiillerden sonra da tabii ki to infinitif gelebiliyor. Birazdan da çok güzel bir detay vereceğim ikisini ayırt edebilme anlamında. Önce şu fiillerimiz nelermiş? Bakın bu fiillerden sonra ne oluyormuş? To infinitive geliyormuş. Hem da var hem to infinitive de var arkadaşlar. Gerund'dan sonra gelen fiilleri de bilmeniz lazım to infinitive'den önce gelen fiilleri de bilmeniz lazım gençler. O yüzden bunları bence not alın. Şöyle ara ara bakmaya çalışın. Third, agree, appear, arrange, ask, dare, decide, expect, fail, get, bla bla böyle gidiyor bakın. Baya bir şey var, kelime var burada. Bunlardan sonra biz to infinitive kullanıyoruz. I cannot afford, bakın afforddan sonra to buy gelmiş, to infinitive gelmiş. I decided to go. Decide'dan sonra yine ne geliyor? To infinitive geliyor. People expected to see. Bakın, expect fiilimiz var. Ondan sonra to infinitive geliyor. We plan. Plan'dan sonra yine to infinitive gelir. We plan to organize. Şimdi burada, buradan bahsetmemiş ama ben burada bahsetmek istiyorum. Bu bence önemli. Bazı fiiller var gençler, mesela love, hate gibi. Bunlar hem gerund alabiliyor hem de infinitive alabiliyor. Biliyorum kafanız karışacak. Yakında cümlelerde göreceksiniz. Belki şimdiye kadar görmüşsünüzdür de hocanıza da soracaksınız. Hocam burada hate var, gerund gelmiş. Ama başka bir cümlede hate var, orada da to infinitive gelmiş. Bu ne oluyor diye? Şimdi bazen bu olabiliyor gençler. Yani hem gerund hem de to infinitive alan fiillerimiz var. Love, ile hate bunlardan bazılarıdır gençler. Şimdi şöyle bir cümle vereyim mesela. I love traveling. I love to travel. Seyahat etmeyi seviyorum. Yine seyahat etmeyi seviyorum. İkisi de eş anlamlı gençler. İkisinde de hiçbir anlam değişikliği yok. Bakın birinde gerund gelmiş. Diğerinde infinitif gelmiş. Burada bir sıkıntı yok bu şekilde kullanırsak. Ama şöyle bir şey olabilir. Tabi bu cümle sadece bu şekilde kalmıyor genelde. Şöyle bir cümle vereyim. I love traveling. I love to travel in winter. Bakın bu sefer ikisi arasında bir fark oluyor. I love traveling yani gerund kullandığında ben ne yapıyorum? O yaptığın eylemi, seyahat etme eylemini genel olarak sevdiğimden bahsediyorum. Onu belirtiyorum arkadaşlar. Onu vurguluyorum. I love to travel in winter dediğimde ise ben orada kışın seyahat etmeyi sevdiğimi belirtiyorum. Kışın seyahat etme tercihinde bulunuyorum ve bunu vurguluyorum gençler. Belki yazın ya da belki yılın diğer zamanlarında seyahat etmeyi sevmiyorumdur. Belli bir tercihi vurgulamak istiyorsam burada to infinitive'i kullanıyorum. Ama genel olarak bir eylemi sevdiğimi ya da tam tersi nefret ettiğimi vurgulamak istiyorsam ne yapıyorum? Gerund'u kullanıyorum. Başka bir örnek I hate studying. Ders çalışmaktan nefret ediyorum ya da I hate to study before the exams sınavlardan önce ders çalışmaktan nefret ediyorum. Bakın ikisi ay arasında ne oluyor bu sefer fark oluyor. Gerund olan da genel olarak ders çalışmaktan nefret ediyorum. Ama ikincisi to infinity de mi arkadaşlar? Sınavlardan önce ders çalışmaktan nefret ediyorum. Ondan sonra sınavlar dışında belki ders çalışmayı seviyorumdur. Ne yapıyorum? Sadece o zaman aralığındaki tercihimi vurgulamak için to infinity'i kullanabiliyorum. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizlere notlarınızda bulunsun. Şimdi tabii pekiştirmeden olmaz. Sadece anlatarak gidince hiçbir şey akılda kalmıyor. O yüzden alıştırmalar yapalım gençler. Alıştırmalar üzerinden yürüyelim bence. Burada ne yapacaksınız? Gerund mi, infinitiv mi, o fiili yuvarlak için alacaksınız. Benimle birlikte lütfen sizler de yapın. Birincisinde I am very good at. Bakın ne var burada? Good at var gördüğünüz gibi. Bu nedir? Bir prepositiondir arkadaşlar. E prepositiondan sonra neyi getiriyordum ben? ING takısı yani gerund getiriyordum. O da using oluyor arkadaşlar. My friend Thomas is really gifted in. Bakın yine ne var? Bir preposition var. Şu in, at, on, of, for. Bunlar arkadaşlar unutmayın prepositions'dır. Bunlardan sonra gerund geliyordu. Demek ki ikincisi de ne olacakmış? Tolkien olacakmış. I recommend you watching or to watch the latest movie of Orlando Bloom. Evet bakın burada fiilimiz recommend. Recommend fiili şöyle bir sayfa geriye gidin. Bir, yaklaşık bir dakika geriye gidin. Verdiğim bir to infinitive'lerde fiil listesi vardı. Recommend de o fiil listelerinden biriydi gençler. Recommend'den sonra biz ne getiriyoruz? To infinitive getiriyoruz. Yani to watch oluyor. We usually go Hiking to hike when we get bored at home. Burada da gençler ne var? Bakın go fiili var. Go fiilinden sonra da yine genel bir durum verildiği için hiking diyoruz. I ING takısı alıyor ve hiking ne oluyor? Gerent oluyor. I am very into to do or doing sports. I especially love playing to play basketball demiş gençler. Burada bakın ne var yine? Be into var. Be into gençler be into'dan sonra yine o listeye bakarsanız be into'dan sonra Gerund gelir yani doing diyoruz. Daha sonrasında da especially love. Ne demiştik? Love, like, dislike, enjoy. Bunlardan sonra genelde yine ne geliyordu? Gerund geliyordu bunlardan sonra gençler. O yüzden yine playing oluyor burada cevabımız playing. Zaten genel bir durum vermiş. Beşte de playing diyoruz. My daughter Sally enjoys dancing or to dance. Enjoy'dan sonra ne geliyordu zaten? Az önce de söyledik. Love, enjoy, like, dislike. Bunlardan sonra gerund geliyordu. Burada da yine Dancing olur. Yalnız bu cümle şöyle olsaydı gençler ben buna to infinitive de getirebilirdim. Nasıl olsaydı? Sally enjoys to dance in her room. Odasında dans etmeyi seviyor deseydim bu sefer burada to infinitive de getirebilirdim. Neden? Çünkü orada spesifik bir tercihten bahsetmiş olacaktım. Ama tabi bunu da bu cümlede öyle bir şey olmadığı için ne yapıyorum? Genel bir şey olduğu için dancing kullanıyorum. I want... Want'dan sonra ne gelir? To infinitive. Zaten want to diyorduk değil mi? çoğunlukla. O yüzden burada to infinitive yani to learn geliyor gençler. Umarım buraya kadar bir sıkıntınız yoktur. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda bana sormayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda her zaman destekçiniz olacağım. Bakın yine burada da bu alıştırmaları da lütfen yapın. You should quit. Quitten sonra ne var? Quitten sonra biz gerint getiriyorduk arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada bursa olur. You were very surprised. Bakın surprised. Bir surprise neydi? Bu bir sıfattı ve bundan sonra ne geliyordu gençler? To Infinity geliyordu. Surprise'dan sonra To Infinity gelir. İşte bunları yakalayabilmek için maalesef o listeyi iyi bir böyle ezberlemek lazım. Umarım sizlerde zamanınız olur ve ezberlersiniz. Unfortunately, I don't have enough var. Bakın to ve enough olunca ne getiriyorduk? To infinitive getiriyorduk. Yani burada to buy olması lazım. I found some of my classmates. Inviting or to invite them to my graduation party on Saturday. Şimdi arkadaşlarını aramış. Niçin aramış? Onları davet etmek için. Bakın genel olarak biz ne demiştik zaten? Amaç veriyorsa, nokta nokta için diyorsa to infinitive kullanıyorduk. Burada da arkadaşlar to infinitive geliyor. My mother can't stand. Bakın can't stand var. Can't stand, dislike, keen on, like, love, enjoy. Bunlardan sonra genelde biz gerund getiriyorduk gençler. O yüzden 5'in sorumuzda. Bursa olur listening oluyor. Daha sonra da şunu yapacaksınız. Bu sefer de generate to infinitive mi gelecek? Onu bulacaksınız. Yine onu da cevaplara yazın. Ben yine size cevaplarını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet gençler, gayet güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Umarım her şeyine dokunmuşumdur. Umarım her şeyle bu konuda sizlere destek olmuşumdur. Tabii ki burada sizin geri dönütleriniz benim için çok önemli. Videoya like attığınızda ben anlıyorum ki ha, tamam bu iş olmuş ya da yorumlarınızı gördüğümde eğer güzel bir yorum varsa oradan anlıyorum ki tamam bu iş olmuş. Bunun dışında benden istediğiniz herhangi bir şey varsa elbette yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de memnuniyetle yardımcı olurum gençler. Videoya like atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye.